Dostlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda BTTC'nin ve Ripple'ın teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ee, Bitcoin ciddi bir aşağı yönlü hareket yaptı. Halen daha da yapıyor 45 binin altına düştü ve piyasayı e, ciddi bir şekilde salladı arkadaşlar. Şu anda biz de BTTC'nin ve Ripple'ın bu durumdan nasıl etkileneceğini, nerelere kadar düşeceğini ve aşağı yukarı nasıl bir yükseliş yapacağını Hepsini uzun uzun konuşacağız. Fakat tabii ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kağınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz dostlar. Ayrıca kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi sizden önemli rica ediyorum. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar BTTC 222'leri denemesinin ardından bir tepki düşüşüyle karşılaştı. Ve maalesef bu tepki düşüşüyle kalmadı sevgili dostlar. Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber ciddi bir şekilde kendisini negatif yönde fiyatladı ve fiyatlamaya devam ediyor dostlar. Şimdi yönümüzü bulmak amaçlı şöyle saatliğe bir girelim saatlikte bir dead cross gelmiş olması lazım. Evet saatlikte bir dead cross var arkadaşlar ve hareketli ortalamaların maalesef altındayız. Bu bir düşüş göstergesi sevgili dostlar. Haricinde 4 saatlikte arkadaşlar bakın. 193'lerde bir MA200'ümüz var. Haricinde 50'nin zaten şu anda altındayız. Peki yani bu düşüş nereye kadar devam edebilir? Bir kere bir onu tartışmak lazım. Altımızdaki dostlar bizim ilk destek noktamız 202 pozisyonlarıdır. Ki şu anda da bu pozisyona oldukça yaklaştı. Bulunduğumuz pozisyondan arkadaşlar yani 202'leri hem 204 hem 202 için geçerli bir kademeli alım yapabiliriz sevgili arkadaşlar. 202'ler kademeli alım için 202, 203'ler kademeli alım için mantıklıdır. Ama neden kademeli arkadaşlar? Çünkü düşüşün devamı gelebilir. Bakın düşüşün devamı gelebilir. Burada dibin dibi noktamız 202 değil. Yani kanalın altına sarkmamız ihtimali mevzu bahis arkadaşlar. Böyle bir durumda da daha iyi bir alım fırsatını kaçırmamak adına 202'lerde yapacağımız alımı kademeli olarak yapmamız gerekiyor. Burada bizim dibin dibi noktamız arkadaşlar BTTC'de neresi? Günlükteki MA50 olan arkadaşlar 194 seviyeleri. 194 seviyeleri arkadaşlar tabii ki olası düşüşle e, 193'lere kadar hareketli ortalama desteği tekabül edebilir. 194 e, seviyeleri sevgili dostlar bizim dibin dibi noktamızdır ve günlüğümüzün MA 50'si olarak e, olası düşüşte bizi tutmaya yetecek bir pozisyondur. Buralara kadar bir düşüş gelme ihtimali var sevgili arkadaşlar. E, çünkü Bitcoin hala e, adam akıllı hareketler yapmadı. Biz hangi bakın hangi coin'de yatırımımız olursa olsun Bitcoin'i takip ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Örneğin Bitcoin şu an tekrar yönünü yukarı çevirirse bizdeki düşüş Örneğin 202'nin altından 194'de sarkmaz arkadaşlar. Sarkmaz. O yüzden takip ediyoruz. Eğer düşüş veyahut yatay devam ederse 194'ün yolunu tutarız. Buradan çok ciddi bir alım fırsatı elde ederiz arkadaşlar. 194'lerden büyük bir alım fırsatı elde ederiz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Böylesi bir durumda sevgili dostlar 194'lerden alımımızı yapabiliriz. Haricinde şu anda bir kademeli alıma gidebiliriz. Bitcoin'i takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın formül belli. Olası bir düşüşte bulunduğumuz noktadan örneğin 197'ye kadar geldik. Bitcoin yönünü yukarı çevirirse bizdeki düşüş 194'e kadar sürmez arkadaşlar. E, bu formülü unutmayın. O yüzden alımları ona göre yapalım. E, Bitcoin'i de takip edelim. günlükten ötür 4 saatlikte 15'e 2 sat e, haftalıkta aldayız arkadaşlar. Önümüzdeki 4 saatte düşüşün sürmesiyle kanal altına sarkabiliriz. Devamında Bitcoin'deki normal hareketle dostlar tekrar yukarı çıkacağız. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Bu düşüşün bir yükselişi olacak arkadaşlar. Ee, sadece bu kadar söyleyeyim. XRP'ye girelim. Ripple'da ne var ne yok diye şöyle bir bakalım. Sevgili arkadaşlar Ripple bakın şu anda 0.797 seviyelerinde. Ve sevgili dostlar günlükteki MA50'sinde nokta atışı bir çalışma söz konusu. Bakın nokta atışı çalışıyor şu anda. 78'lere hayli yakınız arkadaşlar ve 78'ler tabii ki güçlü bir e, bizi tutma noktası. Şöyle bir saatliğe 4 saatliğe bakıp oradan devam edelim. Dostlar saatlikte bir kere hareketli ortalamaların e, bariz bir şekilde altındayız. Ve zaten düşüşteyiz. Eğimlerde negatifti. Haricinde şu anda bakın. 0.8 pozisyonlarında olan bir MA200'ümüz vardı ki onun da altına sarkmışız arkadaşlar. Zaten bu MA200 ee, çalışmayacak gibi duruyor. Günlüğe geri dönelim. Günlükte 0.787'lerde bizim bir MA50'miz var. <laughs> Bakın bir MA50'miz var. Ve şu anda buraya yakın olmamız münasebetiyle kademeli altını çiziyorum. Kademeli alım için. Güzel bir noktadayız arkadaşlar buralardan bir kademeli alıma gidilebilir çünkü piyasa düzeldiği zaman bizim zaten ilk hedefimiz günlükteki ema 50 devamında tekrar hızlı yukarı olacak ama şunu da belirtmemiz lazım günlükteki ema 50 de bizi tutmaya yetmeyebilir düşüşümüz arkadaşlar sarkma ile 0.68 kadar 0.684'lere kadar arkadaşlar sürme potansiyeli taşıyor. E, 0.69 68 e, gibi pozisyonlar gördüğümüz zaman 0.69'ları gördüğümüz zaman Ripple'da çok ciddi bir alım fırsatı elde ediyoruz ki burası bizim dibin dibi dediğimiz nokta 0.69'lar çok güzel alım fırsatıdır tekrar ediyorum. E, tabii ki şunu da tekrar edeyim bakın Bitcoin'i takip edin örneğin siz 0.69'ları beklerken 72'lerde yakalanırız arkadaşlar yükselmeye başlarız. Bunun sebebini normalde tabii ki e, normal bir yatırımcı, bilen bir yatırımcı şöyle girip bir Bitcoin'e bakar. Hani Bitcoin mi yükseliyor? Eğer Bitcoin yükselişe geçtiyse tekrardan der. E tamam o zaman yeniden yön yukarı. Yani Bitcoin'de yükseliş görürseniz arkadaşlar anlık herhangi bir pozisyonda e, yönümüz tekrar yüksek ihtimalle yukarı çıkacak. Mesela 69'lar yatacak demektir arkadaşlar. O yüzden böyle. E, anlık pozisyonları da kovalamayı unutmayalım. Yani 69'u beklerken yönümüz yukarı olduğunda şunu bilebiliriz. Ha Bitcoin yukarı çıkıyor, tekrar yukarı fiyatlayacağız. Eğer alım yapacaksam bu pozisyonlardan o zaman yapayım. Altı gelmeyecek çünkü. Durum bu şekilde dostlar. Düşüş sarkabilir. E, durumları anlattık, alım fırsatlarından bahsettik. Altını tekrardan çiziyorum. E, her düşüşün bir yükselişi olacak arkadaşlar. E, bu bitcoin içinde dolayısıyla piyasa e, geneli içinde şu anda geçerli. Gelelim tekniklerde ne var? 14'e 2 günlük sat, 4 saatlikte 16'ya 0 güçlü sat, haftalık nötr, aylık 7'ye 3 al. Uzun lafın kısası e, özellikle gün içerisinde kanalın dibine doğru seyir gelebilir arkadaşlar. Devamında tekrardan e, yönümüz yukarı olacak diyelim. Durumlar bu şekilde. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar, hoşçakalın.